İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok eskilere dayanıyor. İki ülke insanının buluşmasını sağlayan Ankara Anlaşması yıllar öncesinde imza altına alındı. Peki İngiltere'de ticaret yapmak, iş kurmak isteyenlere bu ülkenin kapılarını açan bu anlaşma nedir? Avukat İbrahim Aytaç'a sorduk. Ne iş yaparsanız yapın başvuru yapabilirsiniz. Niye? Orada bir kısıtlama yok. Türk vatandaşı olmanız yetiyor. İngiltere'ye hangi vizeyle gelirseniz gelin yine başvuru yapabilirsiniz. Tabii ki bilindiği gibi kaçak vatandaşlar bile başvuru yapabiliyor. İlticacı olan vatandaşlar bile başvuru yapabiliyor. İlticası sonuçlanmış, ondan sonra kaçak kalmış vatandaşlar, herkes Ankara Anlaşması'na başvuru yapma hakkına sahip. Avukat Aytaç, Türkiye'li topluma özel bu anlaşmanın detaylarını paylaştı. Kritik uyarılarda bulundu. Bu ülkeye yerleşmenin anahtarı olarak görülen bu anlaşmaya başvururken yapılacak bir hatanın geri dönüşü olmayan sorunlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Ankara Anlaşması'nda tabii ki halkın da bildiği gibi iki türlü başvuru tarzı var. Birincisi işçi vizesi, ikincisi de işveren. İşçi vizesi daha basit bir kategori. Fakat en büyük dezavantajı da vatandaş hiçbir şekilde indefinite alma hakkına sahip değil. Bu başvuruda açıkçası İngiltere'ye gelip de herhangi bir vize ile gerek evlilik vizesi olsun, öğrenci vizesi olsun, oper vizesi olsun, business vizesi olsun 12 ay boyunca aynı işletmede çalıştığı takdirde 12 ay sonunda 12 tane payslip ile home office başvuru yapıp Ankara Anlaşması'nın işçi kategorisinde vize alabiliyor. Yeter ki o iş yeri kendisinin iş faaliyetini devam ettiğini beyan eden birkaç evrak ve temin ettiğinde sıkıntı olmuyor. Fakat söylendiği gibi o aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi lazım ve de hiçbir zaman için vatandaş süresiz oturum yani indefinite alamıyor 10 yıl tamamlayana kadar. En büyük dezavantajı bu. İşveren Self-Employed Ankara Anlaşması bu daha avantajlı vatandaş için. İngiltere'ye gelip de Türk vatandaşı ticarete atılmak istiyorsa ve de İngiltere'de kalma niyeti varsa ticaret atıp en büyük kullanabileceği avantajlardan birisi Ankara Anlaşması. Yapabileceği en basit başvurulardan birisi Ankara Anlaşması'dır. Kendi iş konunuzda yapacağınız başvurudan emin olmalısınız diyor Avukat Aytaç. Her şeyi tam olarak yaptığınızda olur da bir terslik olursa ne yapabilirsiniz? Bu yönde de tavsiyeleri var. Üç husus var aslında vatandaşımızın göz önünde bulundurması gereken. Birincisi yatırımı olduğunu gösterebilmesi lazım. Yani yapacağı işte mevcut olan Türkiye'deki veya buradaki yatırımı olduğunu kanıt kendisine ait olan yatırımını gösterebilmesi lazım. İkincisi deneyim. Üçüncüsü bu ülkede yapacağı işte başarılı olup yani maddi gelir kazanabileceğini gösterebilmesi lazım ki ne? Bu ülkede yaşamını devlete yük olmadan sürdürebileceğini kanıtlayabilmesi lazım. Bu çok önemli bir husus. Bunların üçünü de bir araya getirdikten sonra başvuru yapabiliyoruz. Son zamanlarda artan başvuru sayıları nedeniyle İngiliz hükümeti bu konuda işi daha sıkı tutuyor. Bu yüzden kendi iş konunuzda ve bildiğiniz bir alanda yola çıkmak son derece önemli. Ankara Anlaşması başvurusu yapmaya karar verdiğinde çoğu zaman avukatlara ve muhasebecilere gittiğinde ne iş yapıyor diye soru yöneltiyor. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Birincisi biz avukat veya muhasebeciler yani hiçbir şekilde vatandaşı yönlendiremeyiz ne iş yapmaları gerektiğini. Zaten Ankara Anlaşması'nın asıl ana konumu da bu. Vatandaş kendisi karar vermesi lazım. Ne iş yapacağını. Biz kendilerini yönlendiremeyiz. Zaten bu yasa dışı bir şey olur. Ne gibi yatırım yapacaklar? Rakipleri kimdir? Hedefleri nedir? İlk sene içinde ne kadar para kazanacaklar? Kime hitap edecekler? Market research yani detaylı bir iş çalışması aslında. Tamam, yani göçmenlik hukuku içindeki bir başvuru ama daha da çok ticari bir başvuru olduğu için vatandaş kendisi odaklanması lazım başvurusuna. Aynı zamanda bir muhasebeciyle çalışmaları lazım, iş planlarını yapmaları lazım. Market research, iş planlaması, market research bu konulara değinmeleri lazım. Olur da başvurunuz reddedilirse yapacağınız itiraz adli makamlara ulaştığında hukuka hakim isimlerle yola devam etmek sizi süreçte bir adım öne çıkartacak. Bu yüzden Ankara Anlaşması'nın detaylarına hakim olan adreslerle sorularınıza yanıt bulmak önemli. İngiltere rüyası sizin için başlamadan bitmesin istiyorsanız doğru adımı atmak için doğru adreslerin kapısını çalmalısınız. Başvuruların sonuçlanması uzun bir süre alabiliyor. 6 ay veya üstü ortalama şu anda. Bunun nedeni de
Ankara Anlaşması başvurularındaki itiraz, otomatik itiraz hakkı kaldırıldı. Vatandaşın tek yapabileceği şey yüksek mahkemeye götürmek davayı. Aracı kurumlar da Ankara Anlaşması başvuruları yapıyor. Biliyorsunuz zaten, vatandaşlarımız da biliyor. Muhasebeciler de yapıyor. Ama red geldiğinde aracı kurumlar olsun, muhasebeciler olsun. Birincisi zaten muhasebeciler hiçbir şekilde Ankara Anlaşması başvuruları yapmamaları gerekiyor. Yaptıkları yasa dışı bir prosedür. Aynı zamanda aracı kurumlar başvuru yapabiliyor ama hiçbir şekilde yüksek mahkemeye götürme hakları yok. Bu nedenden dolayı zaten hani vatandaşın başvurusu red olduğunda otomatikmen bizlere geliyor veya başka avukatlara yönlenmek zorunda kalıyor. Benim tavsiyem, baştan başvurularını bir avukat aracılığıyla yaparlarsa ileriki zamanlarda yüksek mahkemeye gittiklerinde veya gitmek gerektiği duyduklarında prosedür daha kolay olacaktır kendileri için. Çünkü avukat başvuruyu baştan hakim olduğunda yüksek mahkemede savunması daha da basit olacaktır. Ve de maddi açıdan da kendileri için daha avantajlı olacaktır. Çünkü dava bizde olduğu takdirde biz bu davanın tabii ki hakimiz. Yani biliyoruz ne var, içeriği neyiz. Daha fazla zaman harcamayacağız. Direkt yüksek mahkemeye götüreceğiz. Gerekçelerimiz hazır olacak. Ama dava dışarıdan geldiğinde daha fazla zaman harcamak zorunda kalabiliyoruz. Bunun doğrusunda da tabii ki müvekkile bu maddi açıdan yansıyabiliyor yani. İngiltere'de yaşayan Türkiye'li toplumun bu ülkede yerleşik bir yaşama geçişin, Türkiye'den yapılacak başvurularda ise yeni bir ülkenin kapısını açan anahtar olarak görülen Ankara Anlaşması başvurunuz, İngiliz hükümetinin son tutumu karşısında karmaşık hale dönmesin istiyorsanız aman dikkat. I'd rather be.